Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce burada Büyük Salon'da bir konferans oldu. Şehitler Gecesi yapıldı. O Şehitler Gecesi'nde de benim ilk cümlem şu olmuştu. Şimdi şehit olma zamanı değil. Şimdi insanları kurtarma ve diriltmenin zamanı. Ve üstelik de bugün şu dönemde Müslümanların birbirini öldürdüğü, yok ettiği, birbirinin ateşini ve cehennemini hazırladığı bir süreci yaşıyoruz. Bu anlamda bilimin, sanatın, düşüncenin, edebiyatın önemi daha da artıyor. Dolayısıyla bizim burada bu konuya daha bir ağırlık vermemiz gerekir. Efendimizin ilim Çin'de dahi olsa gidin alın emri acaba zorluklara mı işaretti? Yoksa bir Budist toplumu olan ama orada bilimin de sanatın da düşüncenin de olduğu bir beldeden bilimin alınıp bunu Müslümanların kendilerine ait kılması mı gerektiği işaretiydi? Hamidullah Hoca burada özellikle bunu işaret eder. Yani orada bir bilimin varlığı olduğuna işaret eder. Yapı Kredi Yayınları arasında yakın bir zamanda çıkmış olan bir eser var. Hapsın'a ait, Avrupa kültüründe Doğu'ya ait, Doğu ve İslam düşüncesine ait kaynaklar adıyla önemli bir çalışma. Burada aslında ta Doğu'dan, Çin'den, İslam düşüncesinden, medeniyetinden Batı'ya doğru gelen o süreçte bilimin, sanatın ve düşüncenin etkilerinin ne kadar yoğun olduğu ortada. Benim de uzun bir zamandır çalışma yapmakta olduğum, biraz önce yine arkadaşlarımızın ifade ettiği ilahiyatta yüksek lisansa başladım. Bekir Karlıga Hoca ile birlikte onun yanında İslam düşüncesinin batılı düşünürler üzerindeki etkilerini konu alan yoğun bir çalışma süreci içerisindeyim. Bunun ilk eserim Doğu Büyüsah Kudüs olarak yayınlanmıştı. Şimdi ikinci cildini tamamladım. Onu da yayın evine göndermek üzereyim. Son okuması yapılıyor. Doğu Işığı diye. Bunu tabii çeşitli daireler içerisinde ele almıştık. Bir Endülüs, İspanya bölgesi. Şu anda ikincisini tamamladığım gene Endülüs'ün ikinci evresi oluyor. İtalya, Rönesans kültürü ve gelişmesi. Onun üzerine çalışmalarım devam ediyor. Fransa'da bu işte aydınlanma diye tanımlanan ondan önceki İslam düşüncesinin Fransız kültürü üzerindeki etkileri ve onların karşı tepkilerini ele aldığımız bir çalışma. Yine bir çalışmamız Rus edebiyatında, yani daha çok Tolstoy, Pushkin, Dostoyevski üzerindeki etkilerini konu alan bir çalışmayla ilgili yoğunlaşmamız var. Bunları sürdürüyoruz. Nasip olursa bunlar bir hayli makalelerde yayınlandı. Ama mesela İtalya'da Rönesans kültürünün gelişimi diye Jacob Burckhardt'ın bir çalışması var. O çalışmayı tamamladım fakat o başını aldı gitti. Çok geniş okumalar yaparak bunu da sürdürmeye gayret ediyoruz. Burada tabii bizim medeniyetimizde Osmanlı toplumunda şiir eksenlidir. Yani bu Peygamber Efendimiz'den süre gelen bir özellik. Efendimiz'in özellikle Müslüman olan şairlerden Hasan bin Sabit ile Kab bin Züheyr'e şiir söylemelerini emretmesi, onun çok yakınında olan Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma Validemizin, Hazreti Ayşe'nin şiir yazmaları, söylemeleri bu geleneği hızlandırıyor. Osmanlı Devleti zamanında tezkirelerde adı geçen divan sahibi şairlerin sayısı 3750. Daha sonra yapılan çalışmalarda 6000 dolayında olduğu saptanmış durumda. Bunlar divan sahibi olan şairler. Bizim peygamber sevgisini bizim klasik anlatılardan daha çok biz sanatta, şiirde, edebiyatta ve düşüncede anlıyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz. Mevlidler, naatlar, kasideler, gazeller, ilahiler, rubailer bunun başlıca özelliğini. Yani peygamber sevgisini mevlid kadar güçlü verebilen Süleyman Çelebi, Süleyman Dede'nin o eserinden daha fazla güçlü verebilen bir başka eser yok açıkçası. Yani miracı, doğumu ve ölümüne kadar bütün o yaşanmışlıkları en canlı olarak burada hissedebiliyoruz. Yani bu eserlerin öyle bir özelliği var ki bunu sadece avamdan değil havasta da görebiliyoruz. Yani bir Süleyman Çelebi'nin mevlidi en alt katmanından en üst katmanına kadar hemen herkesi etkileyebilen bir güce sahip. Bu da önemli. Hatta işte bu 1970'li yıllarda İran devrimi olduğu sıralarda mevlidin gereksizliğine ve bugün de zaten bu tür şeyler sıkça söyleniyor. Hatta sünneti terk'e kadar giden
bu düşünce geleneğini, inanış geleneğini terk eden süreçte benim sosyal demokrat bir dayım vardı, rahmetli oldu. Babası imamdı, benim de hocamdı. Dedemin de talebesiydi babası. Tabii işte iyi bir sosyal demokrat, TÖS üyesi, Ecevit sever birisi. Bu 70'li yıllarda bir dalga esti, üzerimize geldi. Yani Mevlid'in, bu gibi şeylerin batıl olduğu, yani bunların saçma olduğu tarzında bir anlayış egemen olmuştu. Biz de biraz etkilenmiş olmalıyız ki, dayım da iyi bir edebiyatçıydı. Bende de çok hakkı ve emeği vardı. Onunla böyle bir konuşmamız sırasında birden hışımla bana döndü. Yani Mevlid'e gerek yok, işte Kur'an var, Mevlid var falan filan gibi. Hışımla dedi, döndü, sen ne diyorsun dedi. Cumhuriyet döneminde biz bu toplum peygamber sevgisini, bu medeniyete bağlılığını ancak Mevlid de koruyabildi. Eğer olmasaydı bu milletin, bu insanların bir bağı da kopmuş olacaktı. Uyarısı olmuştu benim için. Şimdi buradan metnimi okuyacağım. Yani doğrusu pek alışık değilim ama konuşmak benim için daha rahat oluyor. Kalemin, sözün ve yazmanın sorumluluğu. Söz söyleme, kayda geçirme sorumluluğu yükümlü olanların üzerindedir. Yani insanın, yani söz sahibi ve kalem gücü olanın. Bu ayrıcalıklı bir durum. Herkese nasip olmayan, kalem ve söz ehli kimseler kalemin ve sözün ağır yükünü üzerlerine aldıkları için bulundukları toplumun sorumluluğunu hafifletirler. Yani şimdi burada bir farz-ı kifayeden buna işaret ediyoruz. Eğer bu ilim ve kalem sahibi kimseler bu yükümlülüğü insanların üzerinde almasa, bu ağır yük bütün inanmış olanların üzerinde olmuş olacak. Buna işaret ediyoruz. Ama kendi yüklerini de ağırlaştırmış oluyorlar. Elbette ecirlerini de. Sözün ve kalemin yükü kutludur dünyamızda. Dünyamız derken bunda Müslümanı kastediyoruz. Kaleminden çıkacak her ses, sözcük, cümle ve metinler onun ruhundan sadır olur. Ona bağlar ama onu bağlar ama o toplumun ya da milletin tamamını da ilgilendirir. Kayda geçenleri de geçenlerin geri dönüşü, pişmanlığı asla olmaz. Söz ağızdan çıktıktan sonra uzamdadır ve asla gitmez. Sorumlu kalem sahibi olanları da kayda geçer. Kalemin kayda geçirdiği sözler ise insan elinde hayat bulur. Sayfalara, kitaplara ve kültür tarihinin raflarına geçer. Onlar görebilen ve okuyabilenler tarafından yeniden okunurlar ve çoğaltılırlar. Her okuyuş bir çoğaltmadır aynı zamanda. Her göz sayfalarda gezinirken önce kendini, sonra da başkasını bulur. Her sözcük bir başına iken sadece bir sözcük olarak algılanır, kalem ve söz sahibinin elinde ruh bulur, eklemlendiği sözcükler farklı anlamlar ile can bulur. Değerli ve anlamlı olan düşünceye dayalı sözler eğer kayda geçmiyorsa bu insanlığın yitimi olur. Aynı zamanda da vebal olarak insanlığın üzerinde kalır. Söz bir kere ağızdan çıkınca kayda geçmişse insanlar açısından bir karşılığı olur, insanlar için bir karşılığı olur. Uzamdaki kayıtlar ise farklı ama kağıda geçmemiş olanı insanlık için daha geçerli. Uzamdaki sadece kişiyi bağlar, toplumu değil. Kalemden amaç nedir? Niçin insana sorumluluk veriliyor? Peygamberlere gönderilen kitaplar, sayfeler ve söz hakkı insanlık için. Onlar sadece elçidirler, sözün özünü ve ruhunu aktarırlar. İlahi bir soluktur onlarınki. İnsan, Allah'ın yeryüzü halifesi ise hemen her bireyin sorumluluk payı bulunuyor. Söz ile kalem ve yazma hakkı insana sunulmuş ise bunun üzerinde düşünmek, anlamlandırmak daha bir önem kazanır. Bilgiyi doğrudan kayda geçer. Unutulmasını, yitip gitmesini önler söz ve kalem sahibi. Bunlar bile levha olarak düşünce, kültür ve ruh dünyamızda yerini alır. Her metin, her sözcük kıyamete dek tarih aynasında yerini bulur, bir daha da asla silinmez. Kalem ile sözün anlamını bizim için kaçınılmaz kılan ruh ayrıca bir anlam taşır. Hazreti Peygamber'den kalemin cennete, suyu
baldan tatlı, sütten beyaz bir nehir olduğu hakkında rivayet edilen bir hadis vardır. Kalemin yazdıkları da meleklerin kendilerine vahyedilen ve insanların yaptıklarını yazmışlardır denmiştir. Sefinetül Bihar 2. cilt sayfa 443-44. İnsanlığın ruhuna güzellikler akıtır. İnsan onunla kendini farklı bir dünyada bulur. Bunun tersi de olur. Çünkü insan için yol tercihleri bulunuyor. Cennetin kutlu ırmağından nasiplenmek ile cehennemin irinli sularına düşmek de var. O zaman insanın kendi nefsinde olduğu gibi kalemine sahip çıkmak gibi bir sorumluluk hakkı doğuyor. Müslüman için hayat bir bütündür. Din hayatın özüdür. Ne din dünyadan soyutlanır ne de dünyaya ait olanlar. Kalemin ağır yükünü taşıyanlar güzellik ve iyiliklerle cennetin kutlu ırmaklarından nasiplenirler. Ötesi ise ağır bir gelecek olur. Söz önceden yaratıcının katında bilinenlerdir. Yaratılan her şey, durum ve nesne onda bulunur. O kainatın sahibi olduğu gibi sözün de sahibidir. Her insanın ruhunda karşılık bulanlar hayır melekleri ve şer melekleri tarafından kendi meşreplerince ulaştırılır. İnsanın kendisi de böyledir esasında. Hayır ve güzelliklere sahip olan ve bunları işleyen insan ile tam zıddını yaşayanlar gibi Allah'ın bilgisinde olan insan gözetilen konumunda. Onlara müdahil olmaz çünkü Allah adil ve mutlaktır. Cennetin güzelliklerinde kendini bulmayı hayat tarzı seçen insan, iman sahibi ve kalem sahibi kimselerin kutlu konumları olur. Alemin kaleminin mürekkebinin insanın canının yongası olan şehidin kanından daha değerli olmasının anlamı ancak böyle bilinebilir, değer kazanabilir. Çünkü kalem insana dönük diriltici ve yaşatıcı bir güce sahip. Çizgiyi aşanlar, insana yaşama hakkı tanımayanlar, kalemlerini kirlere, çirkinliklere bulayanlar elbette ki bunların karşılığında göreceklerdir. Görmelidirler de. Biliyoruz ki hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak. Güneş ışınları altında gözlerin zor seçebildiği zerreler kadar olan iyilikler, güzellikler karşılık bulduğu gibi kötülükler, günahlar ve çirkinlikler de karşılık bulur, insan bulur. İnsan tartının en duyarlı olanıyla muhatap olur. Burada Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir Efendimiz de bir sofrada bulunduğu sırada o zaman Zilzal suresi nazil olur. Efendimiz Hazreti Ebubekir'e der ki sana gelmiş olan ayetleri okuyayım mı? Okur, okuduktan sonra son iki ayete geldiği anda yani zerre miktarı hayır işleyen onun karşılığını bulur. Zerre miktarı kötülük işleyen, şer işleyen onun karşılığını bulur deyince Hazreti Ebubekir o anda lokmalar boğazında düğümlenir, ağlamaya başlar ve ayağa kalkar. Ne oldu diyor Efendimiz ona? Görmüyor musun diyor. Yani burada bir zerre miktarı günah işleyen bir insanın bunun bedelini ödeyeceği söylenince biz ne yapacağız diye o şeyini dile getirir. Efendimiz diyor ki bu iman etmiş olan insanlar için geçerli değildir diyor. Sen hiç hastalanmaz mısın? Hastalanırım. Başın ağrımıyor mu? Ağrıyor. Acı çekmiyor musun? Çekiyorum. İşte o zaman bunlar senin günahlarının kefareti olur buyurur Efendimiz. Aslında bu muştu da bizim için önemli. Aslında yazımda işaret etmek istediğim de burasıydı. Düşünce, fikir ve güzellikler alanını onlara bırakmama gibi bir sorumluluğumuz var. Sözleri onlar güzellik ve iyilikleri söylemiyor ve kayda geçirmiyorlarsa meydan onlara kalıyor. O zaman kalemin ve sözün sorumluluğu daha da artıyor. Bu kutlu muştunun elincine kim varmak istemez? Kastımız bu anlamlı yolculukta yer almaya aday olanların bilinçle seçim yapmaları ve tercihleri üzerinde duruyor olmamız gerekli. Bu da bir sorumluluk.
Kalem yaratılan alem ile gelecek arasında bir yerdedir. Bu yer saf ve dokunulmaz konumda. Özü kaynağından çıkan duru sular gibi. Kalem sahibi bu emaneti alır, kendine ait kılar, kendi sesini, soluğunu ve ruhunu ona üfler, o da kağıda geçer. Hemen her şey varlık alemindedir. Ona oradan çekip, onu oradan çekip meydana çıkaran ve sunan kalem sahibi ve yetki alan kimse olur. Şaire, sanatçıya, ilham olarak gelenler, levh-i mahfuzda var olanlar, bakir alemin derinliklerinde ve uzamında olanlar, onlara yönelmiş ve azmetmiş, ruhlarını inceltmiş, sözlerine güzellik katmış olanlara ilham nasip olur. Bu güzellikler insan ruhunda sadır olunca kişinin sesine ve tarzına dönüşür. Üslup denilen hal böylece gerçekleşir. İnsanlar karşılık bulması, kayda geçmesi Allah'ın iradesiyledir ve vardırlar. İnsana nasip olabilmesi için oraya yönelenler olur. İlham ve esin denilen hal, hazırlığı ve birikimi oraya yönelmiş ve hazır durumda olanlar için olması gerektir. Bu dünyaya gelen her insan kalem ve söz sahibi olmaya aday. Hayır ve güzellikler sahibi, söz ve kalem sahibi insanlara nefesi rahmani ile ulaşır. Bu onun iradesiyle olur ancak. Bütün bunların gerçekleşmesi için de akıl sahibi olmak gibi bir durum söz konusu. Akıl sahibi olmayanın ne sorumluluğu ne de dini var. Onlar melekler katındaki varlıklar gibidirler. Onlar da hikmet gereği bu dünyadadırlar. Kalem sahibi olanlardan ve sorumluluk üstlenmeyenlerden ayıran en önemli özellik ise sözü gereği gibi hakkıyla sunmaya hazır olmaları. Biz de bu yolculuktayız. Sorumluluklarımız bu yüzyılda daha çok ve daha ağır. Üzerimize abanan kirlerin, yabancılıkların kuşatması işimizi zorlaştırıyor. Küçülen bu dünyada olumsuzluklar insanlığın üzerine boca oluyor. Bunu söz ile kalem ile aşmak bize düşüyor. Bu zor yolculuğun elbette çileleri olacak. Olması da kaçınılmaz. Bunları aşmak bize düşüyor. Güzellikler ile hayata yönelmek, ısrar etmek ve geleceğe bakmak bize düşüyor. Güzel, iyi ve hayırlı olanı kalıcı kılmak gene bize düşüyor. Burada tabii son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bilim alanına yönelmiş olan sizlerin sadece bilimin kuru, katı malzemeciliğini yapmamanız gerekiyor. Kuru ve katı malzeme metni insana ulaştırmada zorlaştırıyor. Yani bizim sanat ve düşünce geleneğimizde mesela bugün bizim için kendimize prototip olarak aldığımız Üstad Sezai Karakoç aslında çok önemli bir düşünür. Ama aynı zamanda büyük bir şair, büyük bir sanatçı, büyük bir felsefeci ama büyük bir İslam bilimcisi. Bakmayın onun eserlerinde dipnotların olmayışına. Aslında eserleri dikkatle okunduğunda hemen hepsinin ulaştığı, dayandığı bir yer mutlaka bulunuyor. Biz Yedi İklim Dergisi olarak 1992 yani 1987-89 arasında sadece bir edebi eser olarak, nesne olarak çıkarmaya gayret ettik. İkinci dönemimizde biraz dedik bilim adamlarına kapı aralayalım. Fakat bilim adamlarının o kuru metinleri dergiyi okunamaz hale getirince biz oradan yeniden uzaklaşmayı bir zorunluluk olarak görmek durumunda kaldık. Bizim tabii ki ben İmam Hatip Okulu'nda okumaya başladığım zaman bizim düşünce de geleneğimize ait kaynakları okumada bir hayli zorlandık. Yani alıyorsunuz eseri bir romanı okur gibi ya da bir sanatçının eserinin elinden çıkmış bir eseri okuma anlamında bir hayli zorlandık. Diyelim ki o zaman Ahmet Cemil Akıncı'nın Allah rahmet eylesin 4 harfiyle ile ilgili eserleri vardı. Aldım okuyamadım, yarım bıraktım. Şimdi ama bir batılı Kazancak isim eserlerinden Hazreti İsa'nın hayatını okumak ya da Ernest Rana'nın bir felsefecinin elinden Hazreti İsa'yı okumak onu daha farklı bir anlama, alana götürüyor. Kaldı ki
Evvelki gün üniversitede yapmış olduğum konuşmada işaret ettiğim noktalardan birisi, peygamber sevgisi bizde şiirle, sanatla, edebiyatla, naatla, gazelle, kasideyle bu kadar verilmişken, Batı düşüncesinde Hazreti İsa sevgisi genellikle nesneler üzerinde verilmeye çalışılıyor. Yani putlarla, heykellerle, Hazreti Meryem de dahil. Fakat nedense bu sevgiyi, bu bağlılığı yeterince veremiyor. Veremediği için de bu sefer Batı düşüncesi Rönesans'la dahil olmak üzere kendine yeni bir açılımlar, yeni bir yollar bulma gayretine giriyor. İzinler peşinde koşuyor. Rönesans'ı getiriyor, olmuyor. Yani işte sağ kavramını getiriyor, solculuğu getiriyor, Marksizmi getiriyor, faşizmi getiriyor, laikliği getiriyor, liberalizmi getiriyor, Budizmi getiriyor. Fakat hiçbirisinde karşılık bulamıyor. O zaman ne yapıyor? İşte İslam dünyası üzerinde, İslam coğrafyası üzerinde, bizim medeniyetimiz üzerinde oyunlar oynayarak bize tuzaklar hazırlıyor ve biz de o tuzaklara düşüyoruz. İşte bugün IŞİD denilen bela veya selefilik denilen bela veya sünneti terk etme veya yok sayan belalar ile karşılaşmış bulunuyoruz. Bu sorumluluk da sizin üzerinde. Bilime, sanata, incelemeye ve araştırmaya giden sizlerin üzerinde. Dolayısıyla aslında Batı dediğimiz şey, Endülüs İslam medeniyetinin yıkıldığı zaman Müslümanların kütüphanelerinde 600 bin cildi aşkın eser bulunuyor. Onların en zengin kütüphanesi 15 bin ciltten oluşuyor. Batı düşüncesi bunun farkına vardığı için Ernest Renan, İbn Rüşd üzerine araştırma doktorasını yaptığı halde ondan sonra İslam'a karşı bir savaş açıyor. İslam biliminin düşüncesinin dünya kültürüne hiçbir katkısının olmadığı iddiasına geliyor ve bu iddia pozitivizm düşüncesiyle özdeşleşiyor ve bu düşünce bununla özdeş kalındıktan sonra bizim tanzimatçı aydınların onların dalgasına ve etkisine kapılmasıyla aynı dalga bugün bizi kendi kuşatmasının altına almış bulunuyor. Bizi bu günlere, bu uçurumlara getirmiş oluyor. Aslında bunlardan da kurtarmanın sorumluluğu sizlerin üzerinde. Bizler belli bir yaşa geldik. Bir takım çalışmalar yaptık. Bugüne kadar 30'u aşkın, 40'a yakın eser yayınladık. Yayınlanacak olanlarla birlikte belki 50-60'ı bulacak olan bir külliyat olmuş olacak ama öncülerimiz Mehmet Akif'ten, Necip Fazıl'dan veya diğer bilim insanlarımızdan, Sezai Karakoç'tan bugüne kadar yapılan büyük bir emek, büyük bir çaba, büyük bir oluş var. Ama bunun üzerine yeniden bilim alanında inşa edecek olan da sizlersiniz. Sorumluluk sizlere düşüyor. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geleceğinizin aydınlık olmasını diliyorum. Her kaleminizin, artık bu yük kalem yok, belki bilgisayarlardan dökülen o tuşlardan, o sözcüklerden, o seslerden yeni bir dünyayı inşa edecek yeni bir insanlığa ihtiyacımız var. Bugün aslında bizim için tehlike olan dijital dünyanın, işte size diyor ki kitaplara gerek yok artık, bilgisayarlarda bilgi vardır, buna gerek yok deniliyor. Aslında bu da bizim için büyük bir tehlikedir. Ben bugün şahıs olarak, 7 İklim Kütüphanesi şahsıma ait 50 bin ciltten oluşan büyük bir, yani belki bizim geçmişe ait küçük ama bugüne ait büyük bir birikim oluşturmuş durumdayız. Araştırma yapmak isteyen arkadaşlarımıza 7 İklim Dergisi olarak da, kütüphanemiz olarak da kapımız sizlere açık. Bu konularla ilgili edebi bir üsluba dayalı metinlere de 7 İklim Dergisi'nin kapıları sizlere açık diyerek teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum.